Olay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün sıvı ölçme konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Konuyu baştan sona problemlerle anlamış olacağız sevgili öğrencilerim. Lütfen öncelikle soruyu kendimiz çözelim. Benim cevaplarımla karşılaştıralım. Böyle daha faydalı olacaktır. 24 litrelik zeytinyağı 4 litrelik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gereklidir? Sevgili öğrencilerim, 24 litrelik değitimiz var. Küçük küçük 4 litrelik olanlara bunlar bakın ne yapacağız? Bu şekilde paylaştıracağız. Kaç tane olur? Bunları tam doldurursak en az o kadar şişe kullanmış oluruz değil mi sevgili öğrencilerim? Yani 24'ü 4 litrelik şişelere paylaştıracağız. Bizler paylaşım yaparken ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. 24'ü 4'e böldüğümüzde 6 tane sevgili öğrencilerim şişe lazım olacak. Yani 1 2 3 4 5 Bakın 6 tane bu şekilde 4 litre 4 litrelik ne olacak? Şişeler lazım olacak. Esra doğum günü için 2 litrelik 4 kutu vişne suyu. Yarım litrelik 4 şişe kayısı suyu aldı. Toplam kaç litre içecek aldı diye soruyor. Evet 2 litrelik 4 tane aldısa bakın. 2 litrelik sevgili öğrencilerim. Bunu 4 ile çarptığımızda evet şu litrenin L'si bakın dikkat edin. 4 tane 2 litre ne yapar? 8 litre ne yaptı? Sevgili öğrencilerim vişne suyu. Bunu vişne suyu diye yazalım. Evet. Yarım litrelik 4 şişe. Bakın 2 tane yarım 1 litre yapıyor değil mi? O zaman 4 tane yarım ne yaparsa görelim. 4 tane yarım ne yapıyordu? 2 tane bütün yapardı. O zaman 2 litre de buradan gelecek. 2 litre ne oldu sevgilendirelim? Kayısı suyu oldu. Bunu da bulduk. 8 litre de vişne. Bunları topladığımızda 8 litre artı 2 litre eşittir. 10 litre ne olacak sevgilendirelim? içecek alınmış olacak. Bir iş yeri haftada 18 litre 5 damacana su alıyor. 18 litrelik 5 tane alıyormuş. Bir haftada kaç litre su almış oluyor? Sevgili öğrencilerim zaten bir haftalık vermiş bir haftalık soruyor. Farklı bir işlem yapmayacağız. Yani biz 18 litrelikten 5 tane damacana kaç litre yapar onu bulacağız. Evet, yani 18 ile 5'i çarpacağız. Nasıl çarpıyorduk sevgili öğrencilerim? Altını da çarpalım. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 1, 5, 4 de burada 90 yaptı. Toplam neymiş sevgili öğrencilerim? 90 litrelik su almış oluyormuş. Günde 2 litre su içen bir kişi, evet bir haftada kaç litre su içer? Günde 2 litre su içiyormuş. Sevgili öğrencilerim bir hafta, bir hafta kaç gündü? 7 gündü değil mi? Evet 7 tane 2 litre bakın. Bir günde 2 litre içiyorsa 7 tane 2 litre ne yapar? 7 kere 2, 14 litre litre su içmiş olur sevgili öğrenciler. Devam edelim. Annem turşu için 3 litrelik 5 şişe. Evet. Sirke almış. 7 litresini biber, 4 litresini lahana için kullanmış. Kaç litre sirke kaldı diyor. Bakın 3 litrelik kaç tane? 5 tane. O da ne yapar toplam? 3 kere 5. 15 litre sevgili öğrencilerim. Neyimiz var bizim? Sirkemiz var. Bunun 7 litresi biber için. 4 litresi de lahana için giderse. 7 artı 4 11 litresi ne oldu? Biber ve lahana için harcanmış oldu. Geriye ne kadar kalır? Toplam 15 sevgili öğrencilerim. 15'ten 11 litre giderse geriye 4 litre sirke kalmış olur sevgili öğrenciler. Bir depodaki 200 litre suyun önce çeyreği boşaltıldı. Bakın 200'ün önce çeyreği. Önce 200'ü bulalım. Çeyrek ne demekti? Bir çeyrekte 4 tane vardı. 4'e bölüyoruz. 5 kere 4. 20. 0, 0, 0'ı indiriyoruz. Olmayınca buraya koyuyoruz. 50 litre. Yani çeyreği 50 litresi boşaltılmış. Toplam 200 litreydi. 50 litresi boşaltılınca ne kaldı? 150 litre kaldı. Önce bunu bulalım. Kalan su yani 150 litre 5 litrelik kaplara boşaltıldı. Kaç kap bulamadı? Yani 150 litreyi ne yapacağız yine? 5 litrelik kaplara paylaştıracağız. İlk soruda yaptığımız gibi. 15'in içinde 5 3 kere. 3 kere 5 15 0 0. indirdiğimiz 0 olmayınca ne yapıyorduk? Buraya ekliyorduk. Yani sevgili öğrencilerim 30 tane 5 litrelik kap lazım olacak. 10 kilometrelik yolda 1 litre benzin tüketen bir araç 5 litre benzinle kaç kilometre yol gider? Şöyle yazalım. 10 kilometrelik yolu 1 litre benzinle gidiyormuş. Evet bakın 5 litre benzinle ne yaparsa gidelim. Bakın 5 katı e, benzinle 5 katı yol gider değil mi? Yani 5 çarpı 10'dan ne yapacak? 50 kilometre sevgili öğrencilerim yol gider diye söyleyeceğiz. Bir kolide yarım litrelik 24 şişe. Bakın 24 tane yarım. 24 tane yarım ne yaparsa sevgili öğrencilerim? 2'ye bölüyorduk. 2 yarım bir bütün olduğu için 12 tane ne yapar? bütün litre yapmış olacak sevgili öğrencilerim. Yani suyun litresi 2 TL ise tekrar ediyorum 24 tane yarım litre 12 tane 1 litre yapar. 12 tane bütün yapar. Her litresi de 2 TL ise 12 ile ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Pardon 2'yi çarpacağız. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Yan yana çarpıyoruz değil mi? 2 ile 2 önce birler basamağı 4. 2 çarpı 1 2. Sonra onlar basamağını çarpıyoruz. Evet ne oldu sevgili öğrencilerim? 24 TL yapmış olur. 3 su bardağı su 1 litrelik sürahiyi doldurmaktadır. Evet 3 tane sevgili öğrencilerim. Su bardağı şöyle su bardakları çizelim. Evet 3 tane sevgili öğrencilerim ne yapıyormuş? Evet şöyle 1 litrelik büyük varmış bunu dolduruyormuş. 48 su bardağı kaç tane 1 litrelik sürahi yapar diyor. Şöyle sapında yapalım sürahinin. Evet şöyle ağzında yapalım. Evet 3 tane sevgili öğrencilerim 1 litre yapıyorsa 48'in içinde kaç tane bu şekilde 3 var bulursak o kadar da litre yapacak. Değil mi? 48'i ne yapacağız? Bakın 3'e böleceğiz. Çünkü 48'in içinde kaç tane 3 var? Diyelim ki 10 tane 3 çıkarsa 10 tane 3 her birisi 1 litre yaptığı için 10 direkt cevabını bulmuş olacağız. 48'in içinde kaç tane 3 var? Onu buluyoruz sevgili örneğim. Bölelim. 4'ün içinde 3 1 tane. 1 kere 3 3 1 kaldı. 8'i indirdim. 18 oldu. ile 18 3 6 kere. 6 kere 3 18. Bakın kalansız bölün. Yani 16 tane bu şekilde 3, 3, 3, 3, 16 tane olacak. Her üçü de 1 litre olduğu için 16 tane 3, 16 tane 1 litre yapmış olacak sevgili öğrenciler. İçerisinde 20 litresi bulunan bir kaptan. 3 kez 1 litre. Bakın 3 tane 1 litre yazalım. 5 kez yarım litre, 10 kez çeyrek litre. Bunları çevirmek zor olur. Yarımları da çeyrek gibi yazalım. Evet 5 yarım ne yapar sevgili öğrencilerim? 10 tane çeyrek yapar değil mi? 10 çeyrek. E 10 çeyrekte e, zaten varmış. 10 çeyrekte zaten var. Bakın ne yaptı ikisini topladığımızda. Evet 20 çeyrek yaptı sevgili öğrencilerim. Evet, i̇çerisine 20 litre su bulunan bir kaptan 3 tane 1 litre e, sevgili öğrencilerim. 3 tane 1 litre. 3 litre gitti. Evet 10 çeyrek 10 çeyrek ne yaptı? 20 çeyrek. 20 çeyreği de 4'e böldüğümüzde ne yapar sevgili öğrencilerim? 4 çeyrek bir bütün oldu. Şimdi 5 tane Litre yaptı bakın sevgili öğrencilerim. Evet sonra 5 litre. Bakın 5 yarım 10 çeyrek gitti. 10 çeyrekte zaten var. Topladık 20 çeyrek. 20 çeyrekte ne yaptı? Evet 5 litre yaptı. İlk başta 3 litre alınmış. Sonra da bakın bu çeyreklerle beraber ne yapıyormuş? 5 litre alınmış. 5-3 tane yaptı sevgili öğrencilerim. 8 litre yapmış oldu. 20 litrenin içerisinden ne yapıyoruz? 8 litreyi çıkartıyoruz. 12 litre ne olmuş? Su kalmış olacak. Tekrar ediyorum karışmış olabilir. 20 litre suyumuz vardı. 3 tane 1 litre ne yaptı? 3 litresini aldık suyun içerisinde. Topluyorum bakın. 5 kez yarım. 5 yarım ne yapar? Sevgili öğrencim 10 tane çeyrek yapar. 10 çeyrek de burada var. Ne oldu? 20 çeyrek. 20 çeyrek de 5 litre eşit oldu sevgili Önce 3 litre sonra 5 litre alınmış gibi düşünelim. Toplam 8 litre alınmış oldu. 20'nin içerisinden 8 litre toplam alırsanız 12 litre ne olur? Su kalmış olur. Farklı kaplardaki 8 çeyrek litre, 6 yarım litre ve 6 litre zeytinyağı bir tenekeye boşaltılıyor. Yani bunların hepsini toplayıp bir tenekeye dolduruyorsak hepsini toplayacağız demektir. Yani şöyle yazalım. 8 çeyrek. Evet 6 yarım. Evet 6 litre de bütün zaten. Bakın 8 çeyrek ne yapar 4'e böldüğümüzde? 2 tane bütün yapar değil mi? 4 yarım bir bütün. 8 çeyrek pardon 4 çeyrek bir bütün. 8 çeyrek 2 bütün yapar. Yani 2 litre buradan gelecek. 6 tane yarım. 2 yarım 1 bütünse 6 2'ye böldüğümüzde 3 litre de buradan gelecek. 6 litre zaten burada var. 6, 3 daha 9, 2 daha ne yaptı sevgili öğrencilerim? 11 litre zeytinyağı yapar. Bir su deposundaki 80 litre suyun 5'te 3'ü boşaltılıyor. Kalan su diyoruz bakın. Biz sayının kesini almıyor öğrenmiş 80'in 5'te 3'ü neydi sevgili öğrencilerim? pasta gibi düşünün. 5'e bölünmüş, 3 e alınmış. 3'te çarpı 80'i 5'e böleceğiz. Önce onu bölelim. 80'i 5'e bölüyoruz. 1 kere 5, 5. 8'den 5 çıktı, 3. 0 indirdim, 30. 30'da 5, 6 kere. 6 kere 5, 30. 0, 0. Bakın ne yaptı? 16. 80'i 5'e böldüm, 16. Sonra 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum sevgili 3 kere 6, 18. Elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde. 4. Ne yaptı? 48 litresi yaptı sevgili Yani 80 litrenin 48 litresi ne yapılmış? Şöyle yapalım. 80 litrenin 48 litresini boşalttığımızda 10'dan 2 çıktı. 2 kaldı. Komşuya verdik. 7 kaldı. 7'den de 4 çıktı. 3 kaldı. O zaman geriye 32 litre su kalmış olur. 10 dakikada 40 litre su aktan bir musluk 20 litre pardon 200 litrelik kabı kaç dakika doldur? Bakın 10 dakikada neymiş? 40 litre sevgili öğrencilerim. Evet 200 litre bakın kaç katı sevgili öğrencilerim bunun? Evet e, 200'ü 40'a bölüp kaç kat olduğunu bulacağız. Onun da katı olmuş olacak değil mi? Mesela 40'tan 200'e diyelim ki yakın 5 katı. 5 kere 4 20. 0 ekliyorum değil mi? 5 katı. Evet. Bunun da 5 katı aldığımızda 5 tane onu ne yapacak? 50 dakikada ne yapar? Doldurur sevgili Tekrar ediyorum bakın. 40'ın 5 katı nasıl buluyoruz onu? 200'ü 40'a nasıl kolay bölüyorduk? Bir 0 buradan, bir 0 buradan. 20'nin içine 4 bakın. 5. Yani 5 katı su, 5 katı dakikada olacak. Yani onun da 5 katı 50 dakikada dolmuş olacak. Kaplardaki suyun eşit olması için birinci kaptan ikinci kaba kaç litre su eklenmelidir? 15 burada 11. Bunların eşit olması için bakın ikisini topluyorum ikiye bölersek eşit ne kadar olduğunu buluruz değil mi? 15 artı 11. Bakın birler basamağını topluyorum 6. Onlar basamağını topluyorum 2. Yani toplam 26 litre. Eşit olması için bunu ikiye bölümde ne yaparsa ilgilendirelim? 13. 13 yapar değil mi? Yani 13 litre burada 13 litre burada olacak. Bakın burada 15 varsa bu 2 litre verecek. Bu 11 olduğu için bu da 2 litre alacak. Ne olmuş? Eşit olmuş olacak. Yani birinci kaptan evet ikinci kaba ne yapacağız sevgili öğrencilerim? 2 litre bakın su vereceğiz. 15 2 litre verince 13'e düşecek. 11 2 litre alınca 13'e çıkacak sevgili öğrencilerim. İkişer litre vereceğiz. Bu da 13 olacak. Bu da 13 olacak. 1 litre sıvı sabun 12 TL 50 kuruştan alınıp 15 TL'ye satılıyor. 4 litre sıvı sabundan kaç edilir. Bakın. Ne yapılıyormuş? 15 TL'miş. Bunlar ne yapılıyor sevgili 12 TL. Evet. 50 kuruş. Düşünelim. 12 TL 50 kuruştan sevgili öğrencilerim. 15 TL'ye ne kadar fark var? Bakın. 12'den 15'e kadar ne kadar var? 3 litre. 50 kuruşun e, 3 TL. 50 kuruşun çıkarttığımızda sevgili öğrencilerim ne oldu? 2 TL 50 kuruş kalmış oldu. Tekrar ediyorum. 15 lira. 12 TL 50 kuruşmuş. Maliyeti çıkartıyorum. Bakın on, tam 12 olsa 3 litre 50 kuruşlar çıkartıyorum 2 TL 50 kuruş. Yani e, sevgilim 1 litre sabundan 2 TL 50 kuruş kar ediyorsa 4 litre nedir? Bakın 4 dört katısa 4 ile çarpacağız. 4 tane 2 litre ne yapar? 8 pardon. 4 tane 2 TL 8 TL yapar. 4 tane 50 kuruşta ne yapar? 2 TL yapar. Topladığımızda 8 2 daha 10 TL ne yapacak? kar etmiş olacak. Tekrar ediyorum. 12 TL 50 kuruştan 15 TL'ye bakın. 12 2 direkt desek 14 50 kuruş daha ekliyorum 15 yapıyor. Yani arada 2,5 TL fark var. E 4 litre satılmış bakın. Bir tanesinden 1 litresinden 2,5 lira kar ediliyorsa 4 litresinden 4 kere 2 8 4 tane 50 kuruşta 2 toplam ne yaptı? 10 TL kar edilmiş oldu. Bir aile günde 5 litre içme suyu tüketiyor. Bu aile 2 haftadır. 2 hafta ne demek sevgili öğrencilerim? 2 7 14 gün demek. 1 günde 5 litre ise 14 günde çarparsak 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde ne yaptı? 70 litre günde su tüketmiş olacak sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim problemlerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde Sulu ile ilgili genel hem yetkinlik hem problemler birlikte yapacağız ve konuyu tamamen pekiştirmiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.